Evet sevgili izleyenler, Altın Rehber programımız Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya'da bulunan Atlı Karınca Tasarım Atölyesi'ne konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Mustafa Bey bulunuyor. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, Mustafa Kocakaya, 82 doğumluyum, Karamanlıyım ama Konya'da doğduk, büyüdük, burada yetiştik. Küçüklükten beri işte çizime, reklama, tasarıma, görsele merakım olduğu için bu konuda kendim yetiştirdim. Yaklaşık 15 yıldır da bu sektörün içindeyim. Peki Atlı Karınca Tasarım Atölyesi ne kadar zamandır müşterilerine hizmet veriyor? 2010 yılında resmi olarak kurulduk. Daha öncesi işte bireysel ajanslarda çalıştım. Kendim yetiştirdim. 2010 yılından beri Konya'nın yerel firmalarına, işte Konya dışı bazı firmalara hizmet vermekteyiz. Genelde reklam ajansı olarak kendimizi adlandırıyoruz ama tam hizmet ajansıyız. Yani bir firmanın logo aşamasından, işte kurumsal kimliğinden tüm basılı, sosyal medya, dijital medyadaki görsellerini hazırlıyoruz. Firmaya sunuyoruz. Ağırlık hizmetimiz bu. Peki herhangi bir tasarımı ne kadar zamanda hazırlayıp müşteriyle buluşturuyorsunuz? Bu süre firmanın büyüklüğüne göre değişebilir. Yani bir firma işte ilk önce medya planlaması isteyebilir. Biz bunu kendi ekibimizle planlıyoruz. İşte firmanın ihtiyaçlarını karşılamak için bir plan proje çiziyoruz. Ondan sonra firmaya sunuyoruz. Bu süre genelde bizim belirlediğimiz bir süre oluyor. Yani firmanın acil bir fuar ihtiyacı olsun ya da böyle bir anda istediği işler yoksa onları kendimiz planlıyoruz. Ondan sonra müşteriye sunuyoruz. Müşteri okey verirse ondan sonra işi sonlandırıyoruz. Yani benim anladığım kadarıyla burada tamamıyla tasarım odaklı çalışıyorsunuz. Evet. Hani kişilerin, çalışanların görev dağılımları var. Onlardan biraz detaylı bahsedelim mi? Mesela tabii. Hani tasarımlar hangi aşamalardan geçiyor? Nasıl kontroller yapılıyor? Şimdi şöyle, diyelim bir firma bir tane maskot istedi. Biz onun logosuna ve kurumsal renklerine uygun bir maskot belirliyoruz. Ondan sonra onu renklendiriyoruz. İşte ilk önce el çizimleri yapılıyor. Ondan sonra renklendiriyoruz. Birkaç versiyonu sunuyoruz. Sonra müşteriden onay bekliyoruz. Yani süreç bu şekilde ilerliyor esasında. Peki Mustafa Bey, burada kaç kişilik kadroyla hizmet veriyorsunuz? Şu anda 13 kişiyiz. 3 tane çizimcimiz var, profesyonel. 3 tane grafikerimiz var. İşte web tasarımı konusunda bir dijital ekibimiz var. Sosyal medya yöneten bir ekibimiz var. Toplam 13 kişiyiz. Peki sizden gelip burada mesela kısa filmle alakalı bir çalışma istendiği zaman kurgu süreci olsun, bu durumda da yardımcı olabilecek birileri var mı burada? Yani bu işlemi yapıyor musunuz? Tabii ki firmaların masaüstü filmleri, reklam tanıtımları olsun, bunlara yardımcı oluyoruz. Tabii bizim asıl işimiz prodüksiyon değil ama firmaların işte bazen dönemsel kampanyalar olsun, işte indirimleri olsun, bunlara da hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani istek ve talep, evet, doğrultusunda hizmet veriliyor. Peki son olarak Mustafa Bey, toparlayacak olursak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Reklam aslında insanların hep ikinci, üçüncü plana attığı bir iş. Yani biz lüksüz şu anda. Çoğu firma için de öyle. O yüzden reklamın önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir firma büyümek istiyorsa, kendini tanıtmak istiyorsa reklam yapmak zorunda. Bunun bilincinde olsunlar yeter. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet sevgili izleyenler, Konya'da bulunan Atlı Karınca Tasarım Atölyesi'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?